Ege'nin Sesi TV'den ekranlarından merhaba diyelim efendim. Sonra sonra programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün neyi konuşacağız derseniz eğer telif hakları diyeceğiz. Birçok merak edilene de e, anlatılıyor ve konuşuyor olacağız hep birlikte. MESA mı konuşacağız? E, Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği'ni e, ve telif, telif, haklarının nasıl doğduğuna ilişkin birçok başlığı e, güzel hikayelerle değerlendiriyor olacağız. Kim bizlerle birlikte derseniz eğer. Avukat Zafer Kaya'yı ağırlıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok e, teşekkür ederiz. İzmir'den Geldiniz. Evet, Ayanız İzmir'den tozuyla. geldik. Sağ olun. Ee, çok Burada yoğun ediyorum. bir program içerisinde koşuştururken evet. e, güzel bir konu evet. için TV'den ekranlarında evet. da canlı olarak izleyenlerimize de e, aktaracağımız başlıklar olacak. Evet, çok e, Telif hakkını konuşacağız, MESAM'ı konuşacağız. Tabii birçok merak edileni de arada e, bahsedeceğiz ama telik, e, telif hakları tabii nasıl doğdu, e, hmm. e, nereden çıktı, evet. güzel bir hikayesi var e, evet. demiştiniz Bunu siz yayından güzel, önce. Çok güzel bir hikayesi var. E, asıl 15. yüzyıla dayanıyor telif haklarının ilk ortaya çıkması tabi ile beraber çünkü bir eserin oluşturulması ve dağıtılmasıyla beraber bunun üzerinde de bu esere sahip olan kişilerin hakları söz konusu olmaya başlıyor. Evet. Ama bunun hukuki oluşumu 17. 18. yüzyıl 17. 18. yüzyıl döneminde Fransa'da bir piyanistin bir akşam yemeğini arkadaşlarıyla beraber gittiği bir restoranda bütün gece boyunca kendi eserlerinin çalınması ve piyanist tabi doğal olarak hesap geldiğinde itiraz ediyor. Diyor ki bütün gece boyunca benim emeğimi, benim eserimi burada diğer e, misafirlerinize dinlettiniz ve sundunuz. Ben sizin yemeğinizi yedim, siz de benim eserimi sundunuz. Ben diyor yemeğin parasını ödemeyeceğim. Bunun üzerine bir yargı süreci tabii sürecine, o zaman daha bir telif Tabii yok böyle düşünün. bir şey tabii, yok. yok. Ama tabii ki Adam bu konular rahatsız oluyor çünkü hepimiz bir şeyle ürettiğimiz zaman ürettiğimiz emeğin karşılığını almak istiyoruz. Hı hı. Bu emek karşılıksız olarak kullanıldığında bir hakkın tecavüzü de oluşuyor ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dava konusu oluyor Fransa'da Fransız mahkemeleri de o piyanisti haklı buluyor, onun yapmış olduğu bestelerin, e, ...kullanımının mutlaka bir bedeli olması gerektiğine karar veriyor. Ve bununla başlayan bir telif hukuku süreci başlıyor Avrupa'da. Ve bu şekilde gelişiyor. Bizde Türkiye'ye bunun gelmesi biraz zaman alıyor. E, ama daha sonra 1987 e, 7 yılında... E, ...bununla ilgili olarak ilk defa bir meslek birliği oluşturuluyor. Hı hı. Meslek birliğinin amacı şu... ...birçok sanatçının... E, Tek başlarına arayamadıkları haklarını toplu halde arayabilecek bir yapılanmanın oluşturulması. Şimdi mesamın aslında doğuşunu evet. anlatıyoruz değil mi Doğru, bahsediyoruz? Evet. Şimdi telif haklarının nasıl doğduğuyla ilgili o hikayeyi bahsettik ama izleyenlerimiz merak edenler varsa şimdi telif hakkı deyince sanki sadece böyle ünlenmiş ünlü, evet. tanınmış kişilerin işte şarkıların daha böyle kısıtlı düşünüyoruz. Evet. Yani telif hakkı tam olarak neleri kapsıyor? Şimdi... Kişi ...özelinde de eserlere kendi üretimimizde kapsıyor mu? Ki. Şimdi şöyle bir şey var, çok e, geniş kapsamlı bir şey. E, siz... ...bir eseri meydana getirdiğiniz zaman... ...bu fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamındadır Hı -hı. bu haklar. Bunlar da... E, ...siz bir eseri... ...kim olursa olsun... ...bunun ünü olması, bunun... E, ...nasıl söyleyeyim... E, ...çok bilinir olması gerekmiyor. Sizin... ...ürününüz olması gerekiyor. Hı -hı. Daha önce yapılmamış... ...size ait, sizin ürününüz... ...bu aslında markaya, patente... ...bunlara da çok yakın kavramlar. Hı hı. Nasıl bir markayı tescil ettirdiğinizde... ...onun üzerinde mali bir hak sahibi oluyorsanız... ...üretmiş olduğunuz bir fikir veya sanat eseri... ...burada fikir eserli kitaplar, yazılar, hı hı. E, filmler... ...bunların hepsi aynı kapsam içinde oluşturduğu değerle... ...orantılı olarak da bir ticari değer kazanıyor. Hı hı. Bu kazanmış olduğu değer de telif hakkı olarak maddi bir hak olarak da aynı zamanda korunuyor kanunlarımızda. Dolayısıyla e, biz bugün oluşturduğumuz kendimize ait olan özel olan her türlü eserin fikrin e, bir telifine sahip olabiliriz. Bugün yazılımlarda da lisans ücretleri var. Orada da bir üretilen yazılımla ilgili harcanmış olan emeğin veya fikrin bir bedeli talep ediliyor. Aynı şekilde müzik eserlerinde bu geçerli. Aynı şekilde kitaplarda geçerli, filmlerde geçerli. Ee, ve günümüzde de gitgide sosyal medyanın, internetin, web dünyasının artmasıyla beraber bu paylaşımlar o kadar çok artıyor ki. Bugün e, en basit bir örneğini vereyim. İzleyiciler de karşılaşıyorlardır. Ee, YouTube'da girdiğinizde teliften dolayı kaldırıldığını evet. görüyorsunuz. Çünkü artık... E, bu çok kıymetli bir şey. Sosyal paylaşım sistemlerinde e, de, de bunu görüyoruz. Evet, sosyal paylaşım sitelerinde de uyguluyorlar. Çünkü bunun sonucuna çok büyük tazminat davalarına maruz kalabiliyorlar. Hepimiz şunu, şunun olmasını istemeyiz. Yani siz bir emek harcadık, bir şey meydana getirdiniz. Bunda bir hakkınız var ve bunu başkaları ticari olarak kullanıyorlar. Hı hı. Şimdi almışlar bunun üzerinden para kazanıyorlar. Siz doğal olarak şunu söyleyeceksiniz. Ya ben de bir şey istiyorum. Çünkü buna ben emek verdim. Belki de geçim kaynağınız bu sanatçıların olduğu gibi. Hı hı. Onlar da eserleriyle yaşıyorlar. Hatta kendiden sonraki kuşaklar bile o eserler sayesinde geçinebiliyorlar. Şimdi çok anılan bir şey var. Herkes basında diyor işte çok önceki yıllardan kalan ve özellikle dünyada daha iyi oturduğu için bu. Amerika'da çok ünlü sanatçıların vefatından sonra mirasçıları bunlarla çok ciddi bir Hayat sürebiliyorlar. Hı hı. E, çünkü zaten hani onu da söyleyeyim e, bir hak e, sizin eseriniz telif hakkı hayatta olduğunuz sürece korunduğu gibi vefatınızdan sonra 70 yıl boyunca da mirasçılarınız tarafından e, hak olarak korunabiliyor, e, sahip çıkılabiliyor. 70 yıl sürüyor yani bu. Hı hı. E, dolayısıyla e, tabii kanun bunu korurken de bir yaptırım getirmek zorunda. Evet. Aynı zamanda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 68 ve 71. maddeleri iki tane yaptırım getirmiş. Hı hı. Birincisi şu, diyor ki eseri kullandınız, <laughs> bu eserin bedelini ödeyeceksiniz. Bir hukuk ve tazminat yükümlülüğünüz var. Hı hı. Eğer izinsiz olarak eser sahibinin izni veya mesam gibi meslek kuruluşlarının hak sahipliklerin dahilinde olan eserlerde bir izin almadan bu eseri e, kamuoyuna bir şekilde sunduysanız... E, topluma bunu bir şekilde servis ettiyseniz hangi araçta olursa olsun e, bununla ilgili olarak e, lisanssız ve izinsiz olmanın sebebiyle tazminat ödemek zorundasınız. Şimdi tabii sadece işte televizyon, radyo gibi araçlarda mı soru işaret var? Çünkü sosyal medyayı artık herkes çok aktif bir şekilde kullanıyor. Hepsinde var. E, oralarda da var değil tabii mi? Şey? Tabi ki hepsinde var. Başkasına ait olan hiçbir şey bir resim de dahil olmak üzere. E, bunu... E, topluma yaymak amacıyla hı. kullanırsanız ve bundan da bir fayda sağlıyorsanız çünkü burada bir de fayda sağlama konusu var. Fayda sağlıyorsanız bu az çok ticari bir amaç gütmeye evet. başlıyor. Dolayısıyla da orada e, bir de kişinin kendi iznine tabi olması lazım. Her şeyi alıp kullanamazsınız. Hı hı. Dolayısıyla bununla ilgili YouTube'a da başvurduğunuzda tabi e, tabii şeye bakıyorlar. Yani e, siz kafanıza göre bu benim demenizle olmuyor. Bunun evet. bir tabi tabii neye göre evet, belirleniyor? Bunun bunun bir tespit edilmesi gerekiyor bunun içinde meslek birliği var. Gidiyorsunuz meslek birliği. İşte film sinema ile ilgili Kültür Bakanlığı'nın bir telif bürosu var. Oraya kaydettiriyorsunuz veya işte Mesama gidiyorsunuz, kaydoluyorsunuz bir eser sahibi olarak. Dolayısıyla eser koruma haklarınız mesama devre olmuş Hı. oluyor. Şimdi bireysel olarak eserinizi peki koruyabilir Koruyabilirsiniz musun? tabii ki. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bireysel olarak koruyabilirsiniz ama meslek kuruluşları dışında yani bir avukata gidip şunu diyemezsiniz. İşte benim haklarımı sana devrediyorum, koruma haklarımı. Siz bunu koruyun. Ee, Kanun Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bu yükümlülüğü Meslek kuruluşlarına veriyor. Çünkü meslek kuruluşları bir ticaret odası gibi, bir baro gibi kanunun getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde kuruluyor. Hı hı. Hani Siz gidip de ya ben bir meslek kuruluşu kurayım, işte eserlerle ilgili bu haklara sahip olayım diyemiyorsunuz. O şartları taşımanız gerekiyor. Hı hı. Biraz hani e, basit bir süreç değil bu. Daha sonra meslek birine devrettikten sonra meslek birliği toplu olarak bu hakların korunmasını sağlıyor. Çünkü bireysel korumada çok zorlanırsınız. Evet, doğru. Ee, ve bunun için de şöyle bir sistem oluşturmuş meslek birliği. Lisans adı altında bir sistem oluşturmuş. Hı hı. Dolayısıyla siz müziğin girdiği her yerde, müziğin girdiği her yerde, ticari kullanımda veya işte bir fayda sağlayan kullanımda... Çünkü her şey parayla değil ama bir fayda da sağlayabilirsiniz bu müzikten. Bir fon yaparsınız, bir müziği. O sizin bir aksesuarınızdır ama güzelleştirir. Hı hı. Dolayısıyla bir nitelik vardır burada ve kamuya bunu arz edersiniz. Misafirlerinizi ağırlarsınız bir işletmeyseniz tabii ki. Dolayısıyla mesamdan bunun mutlaka yıllık olarak bir lisansını almak zorundasınız. Hı hı. Mesamla ilgili soracağım aslında merak evet, ettiklerim var ama telif hakkındayım ben hala. Yani, şimdi fikirler, eserler, bazen bir belki fotoğraf tabii bile ki. dedik. Hakkı. şimdi geniş bir şeyden bahsediyoruz evet. aslında. Bir skaladan bahsediyoruz. kimler neyi neye göre telif ettiriyor ya da telif hakkının ücreti neye göre belirleniyor? Yani bir eserin <laughs> eserin bedeli nedir? Bunu kim ya da nasıl belirliyor? Evet. onları merak ediyorum. Şimdi bir de şunu merak ediyorum aslında. Mesela telif ettirilenler arasında en ilginç acaba ...ne telif ettirildi? Ee, tabii o kadar detayını bilmem mümkün değil. Yani hani çok geniş bir kapsamda Hı. ama tabii ki yurt dışında bu çok ileri düzeyde yapılıyor. Yurt dışında bu tasarımlarınızı, her türlü tasarımınızı tescil ettiğinizde... ...kendinize ait olduğunu ispatlamanız ve daha önce yapılmamış olması gerekiyor burada. Hı. Çünkü daha önce başkasına ait bir eserse zaten bir taklitten ibaret oluyor fakat kendinize ait bir eserse bunun da meslek kuruluşları var. Hı hı. İşte bununla ilgili biraz önce söyledim filmler sinemalarla ilgili ayrı bir meslek kuruluşu var. Bizim e, benim temsil ettiğim avukatlığını yaptığı meslek kuruluşu Mesam hı hı. E, Müzik eserleri sahipleri bir. Burada şeyimiz e, niteliğimiz şu şekilde başlıyor. Bir eser sahibi eserini bize verirken aynı zamanda da bu koruma hakkını da bize devrediyor. Biz de toplu halde bu koruma hakkını e, müzik kullanılan yerlerde savunuyoruz. E, nasıl yapıyoruz? Şimdi çok enteresan, bize de kızacaklar aslında ama kafeler, restoranlar, barlar, e, müziğin girdiği ve ticaretleştiği her yer aslında bu lisansları almak zorunda. Bu lisansı almadığı takdirde bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla ve tarifenin de üç katı e, tazminatla karşı karşıya kalacak. Şimdi mesela herhangi bir kafeye ya da restorana evet. girdiğimizde. Ee, bazı platformlardan şarkıların playlist hmm, doğru. halinde döndüğünü görüyoruz. Evet. Mesela bunlara telif ister mi? Tabii İsteniyor ki. mu? Tabii ki. Şimdi şöyle meslek kuruluşunun hangi cihazdan olursa olsun, hangi kaynaktan olursa, kanun da aynen bu şekilde söylüyor, hangi kaynaktan olursa olsun bir eserin bu şekilde kullanılması, yayılması ee, kamuya arz edilmesi halinde ikincil bir yayma şimdi televizyon olarak siz burada bir ...telif bedeli ödüyorsunuz. Hı hı. MESAM'a ve ilgili kuruluşlara... ...bu yayını yapmak için, bu yayında kullandığınız eserler için... ...bir telif bedeli ödü ödüyorsunuz. Fakat bu siz bireysel kullanıma yönelik ödediğiniz bir ücret. Yani gidin evinizde izleyin kardeşim. Güzel güzel bakın. Ee, ama sizin bu yayınız alınıp da... ...bir restoranda, bir kafede, ticari bir alanda... ...kamuya yayılarak bundan da bir fayda elde ediliyorsa... ...bu ikinci bir ticarileştirme oluyor. Hı. Dolayısıyla e, burada bir lisanslama burada bir lisans alma zorunluluğunuz doğuyor. Bunun bir bedelini ödeme zorunluluğunuz oluyor. Hikayenin ilk başında anlattığım gibi siz bir yemeği yediğinizde bedelini ödüyorsunuz. Evet. Başka birinin ruhunu doyuran bir şeyi dinlediğinizde de bedelini ödemek zorundasınız. Sizi eğlendiren bir şeyin de bedelini ödemek zorundasınız. Önemli olan şey buradaki hakların korunması. Tabii ki bu bedeller uydurulmuyor. Bu da şöyle gelişiyor. Mesam her sene bir tarife açıklıyor, bu tarife Bakanlık tarafından onaylanıyor, bu tarife standartları dahilinde lisanslamalar yapılıyor, lisanslardan gelen ücretler de üye olan sanatçılara dağıtılıyor. Hmm. Kesinlikle bir şey yok, yani kar amacı güden veya vergi anlamına gelen bir para toplama yöntemi yok. Hmm. Ama kanun gereği eğer bunu kullanacaksanız işletmenizde işte ticari alanlarınızda kullanacaksanız buna etkinlikler de dahil etkinlikler yapacaksanız kısacası müziğin girdiği her yerde bir şekilde bir fayda sağlanıyorsa ...bu hak sahipliği için bir lisanslama yapmak zorundasınız. Şimdi telif haklarının doğuşunu güzel bir hikayeyle evet. anlattık. Bilmiyorum kaçıranlarımız var mı ama doğuşundan kısaca bahsettik. E, telif haklarının artık yasalaşmasının ardından meslek birliği kuruluşu evet. devreye evet. giriyor. Nasıl devreye giriyor? Türkiye'de ne zaman uygulanmaya başlıyor? Avrupa bu evet. konuda hep daha mı ileriydi? Tabii ki Avrupa bu konuda, da. Avrupa bu konuda çok daha ileri davrandı. E, Türkiye'de meslek birliği... E, ...86, 1986'da, 87 hatta 12. ayda kurulduğu için 86'da kuruluyor. İlk kurulan meslek birliği MESAM'dır. Ee, uzunca yıllar tek bir meslek kuruluşu olarak devam ediyor MESAM. Hı hı. Daha sonra e, işte MSG, birkaç tane daha meslek kuruluşu e, kuruluyor e, sanatçıların eser sahiplerinin. Biz eser sahiplerinin işte besteci, söz, e, söz yazarı... Daha çok üyelerimiz bunlardan oluşuyor. Türkiye'nin en büyük meslek kuruluşuyuz. Ee, aynı zamanda yurt dışındaki 100 ülkeyle, 100 ülkedeki bize benzer meslek kuruluşlarıyla sözleşme sahibiyiz. Dolayısıyla oradaki hakların, oradaki sanatçıların haklarını da Türkiye'de biz koruyoruz. Hı. Yani en basit örneğini vereyim size. En son hani medyatik olan bize lisans için başvuran Jerry Lopez'in Antalya'daki konseriydi. E ee, Jennifer Lopez Antalya'da bu konseri verebilmek için MESAM'dan lisans etkinlik lisansı almak durumunda kaldı. Çünkü Amerika'daki meslek birliğini biz temsil ettiğimiz için Türkiye'de dolayısıyla oradaki besteci, söz yazarı icra ettiği eserlerde haklarını da korumak zorunda. Çünkü bir eserde bir kişinin hakkı olmuyor. Hı hı. Eser oluşturulurken içine katkısı olan herkesin de belli bir oranda Hak sahipliği oluyor. Tabii bunları kendi aralarında belirliyorlar. Yani söz yazarı diyor ki işte benim şu kadar hakkım olacak. Besteci diyor ki benim bu kadar hakkım olacak. İşte bunu e, içine katılıp emeğini koyan herkes belli bir hak alıyor bundan. Dolayısıyla hepsinin hakkının korunması lazım. Bunun için MESAM'a kimin nasıl başvuru yapması gerekiyor evet. peki? Şimdi şöyle çalışıyor sistem. Mesa'ma direkt başvurabiliyorsunuz. Hı hı. Hani Mesa'mın internet sitesi var. İnternetten de girdiğinizde görebilirsiniz. Telefon numaraları da var. Oradan girebiliyorsunuz. Ama Ege bölgesi için Mesa'mın yetkili hukuk bürosu Parla Hukuk Bürosu olarak biziz. Hı hı. Ee, İzmir, Aydın, Denizli bütün bu bölgede biz faaliyet gösteriyoruz. Eğer bize de ulaşırlarsa e, biz onlara bu konuda lisans almaları konusunda yardımcı oluruz. Zaten Şöyle bir proje dahilinde çalışıyoruz şu anda. Onlar bize ulaşmasalar da biz onlara ulaşacağız. Hmm, nasıl bir proje? Ee, evet şöyle yeni, mi? yeni yeni başladığımız bir proje. Ee, MESAM e, tabii kanunun olması her zaman uygulandığını göstermiyor. Çünkü uygulamak için de bir emek gerekiyor ve hmm. tespit gerekiyor. Ee, biz MESAM'ın e, Ege Bölge Hukuk Bürosu olarak şöyle bir e, anlaşmayla yola çıktık. E, bu bölgede e, lisansını almamış, hak ihlali yapan, ...tüm işletmeleri e, ziyaret edeceğiz. Daha önceleri bu, tabi kanunda bir yaptırım var. E, savcılığa başvuruyorsunuz. İşte diyorsunuz ki burada bir hak tecavüzü vardır. Bizim e, haklarımız olan, e, korumakla yükümlü olduğumuz haklar ihlal ediliyor diyorsunuz. Polis marifetiyle işletmeye gidiyorsunuz savcılık kararıyla. Burada bir tutanak tutuyorsunuz. Ondan sonra da yargı süreci başlıyor. Ve bir yıldan beş yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırıyorlar. Adli bir ceza oluşuyor. Buna ek olarak da bugün işte diyelim ki 3 lira ödüyorsa telif bedeli bunun 3 katı kadar para, para tazminatına mahkum ediliyor. Tabi yargılama ücretleri falan çok büyük bir bedel çıkıyor karşısına. Biz bu durumun yaratılmasını istemedik. Daha önce çünkü zaman zaman e, tespitlere gidilmiş <laughs> ve bu tespitler sonucunda da çok ciddi yargılama yükleri ortaya çıkmış <laughs> ve insanlar bundan ceza almışlar. Ama burada güzel bir şey yapıyoruz. müzik Müzikle uğraşıyoruz. Evet, e, evet hakları korumamız da lazım. O yüzden biz bir, biraz daha ılımlı ve bilinçlendirerek gitmek istiyoruz. Hatta bu programla siz de bu konuda bize büyük bir fırsat verdiniz. Çok teşekkür ederim. E, i̇şletmeleri arıyoruz. Size anlattığımız bu şeyleri uzun uzun anlatıyoruz. Hı hı. Ondan sonra lisanslama arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız ziyaret ediyorlar. İşletmelere diyorlar ki bakın işte böyle bir durum var, hukuki bir durum var. Bu yasal bir zorunluluk. Bunu yapmanız gerekiyor diyorlar. Ee, bir süreç bekliyoruz. Bu diyalogları götürmeye çalışıyoruz. Ee, olumlu dönüşlerde lisans sözleşmeleri yapılıyor. Bu dönemde de biraz daha ılımlı davranıyoruz. Şimdi tam da... ...bir uzlaşma dönemi yarattığımız için... ...MESAM'da tarif eden belli bir indirim yaptı. Bu indirimle lisanslıyor hı hı. E, şu andaki lisans başvurularını. Mesela şimdi e, bir yerde bu bir ay aykırılık var ya da e, evet. telif hakkı e, alınmamış. E, önce uyarı o zaman hemen cezai işlem başlatılmıyor Evet mu şu biz an? bu şekilde uyguluyoruz. Ama başlatılabilir mi? Ya şu anda bu bir tercih meselesi. Şimdi bir suç işleniyor. Ortada bir suç var. Siz haksız yere bir eseri almışsınız... Yani hırsızlık demek istemiyorum, çok e, yakışan bir tabir değil ama neticesinde ona yakın bir durum. Başkasının bir eserini almış kullanıyorsunuz. Yani biri gelip sizin arabanızı alıp biniyor dolaşıyor gidiyor, siz arabanızı geri almaya gitmek zorundasınız. Bizim durumumuz bunun gibi. Hı hı. Aslında ortada işlenen bir suç ve bedeli ödenmeden kullanılan bir e, MTA var diyelim. Hı hı. Dolayısıyla bununla ilgili biz savcılığa başvurup e, hiç haberiniz olmadan işletmenize gelebilir hakkınıza tutanak tutabilir. Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezaysa yargılanmanıza sebebiyet verebilir. Aynı zamanda da çok büyük mali bir külfetin altına sokabiliriz. Bu bizim mali yasal hakkımız. olarak da Tabii çok... üç katı. E... Yani tarife bedelinin üç katını ödüyorsunuz ve işletmeniz geçmişe dönük de şimdi artık her şey o kadar Net ki bir sosyal medyadan bir işletmeye girdiğinizde kullandığı bütün müzikleri başkalarının hesaplarından bile görebiliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla biz 5 yıla kadar da geri dönebiliyoruz. Hmm. Diyoruz ki ya 5 yıldır bizim malımızı kullanıyorsun. Kardeşim gel hem bu 5 yılı bir öde, hem şu 3 katını bir öde, hem de sözleşmeyi imzalı bundan sonra da öde diyoruz. Şimdi bu çok bir, ciddi bir çok ciddi e, bir yaptırım. yaptırım. Ama tabii ki şimdi insanlar çok bilmedikleri için konuyu. Şimdi bizim hukukçulara göre şu, kanunu bilmemek bahane değildir. Ama vatandaşa gittiğinizde en azından ılımlı bir şekilde anlatmanız lazım. Önce bir söyleyelim. Çünkü şununla karşılaşacaksınız. Yarın adli bir vaka yarattığınızda adam şunu diyecek. Ya gelseydin belki yapacaktım. Niye böyle yaptın? Şimdi biz bunu da yapmak istemiyoruz. Hı -hı. Çünkü e, tamam bir suç işleniyor ortada bir yanlış var. Düzeltmek için bir fırsat verelim diyoruz. O yüzden de böyle bir usul uyguladık. Yani televizyondan izleyen işletmeciler de şunu bilsinler özellikle. E, mutlaka ve mutlaka kendilerini ziyaret edeceğiz. Mutlaka kapılarını çalacağız. E, kendileriyle bu uzlaşma görüşmelerini yapacağız. E, tabii ki uzlaşamazsak biz bu işi tamamlamak zorundayız. Ve adli yollara da başvuracağız. E, dolayısıyla hızlı ve iyi niyetle çözmemiz, hele şu dönem çözmemiz onlar için de çok büyük bir fayda. Çünkü gerçekten hani hem... E, şeyden istifade ediyorlar. Şu anki uzlaşmadan geçmişe dönüp 5 yılı istemiyoruz. Yargı sürecine sokmuyoruz. E, bir de indirim yapıyoruz üzerine. E, tarife standartında tabii. Bu indirimleri yapıyoruz. Onunla göre de bir e, fırsat yaratmış oluyoruz. Evet. Şimdi işletmesi olanlar e, yani nasıl Çok önemli. Siz, yani siz <laughs> Kötü bir haber verdik onlara sanırım gerçekten. ama. Benim beynimde böyle farklı kareler canlanıyor. İşte, e, muhtemelen birçok insan umursamıyor. Belki de yok Tabii nereden doğru. fark edecekler bizi diyenler olabilir. Evet. Ee, belki işte benim zaten mahalle arasında küçük bir kafem var burada da geçerli değildir canım belki bu diyenler olabilir. Ee, hangi işletmeler e, desek, bütün işletmeler mi giriyor? Evet. Müzikin girdi bütün işletmeler giriyor. Hatta şunu da söyleyebilirim. Ee, ya Sadece kafeterya restoran olarak düşünmeyin. Mağazalar da giriyor. Müziğin çalındığı asansör de giriyor. Yani çünkü siz başkasının bir malını bir yerde kullanıyorsunuz ve bununla ilgili şimdi biz tarife şuna bakıyoruz. Şimdi nasıl bir ücretlendirme tarifesi var? Şuna bakıyoruz. Diyoruz ki mesela adam lokanta işletmecisi açmış arkada bir müzik çalıyor. Diyoruz ki ya buradaki esas unsur yemek yemektir. Hı hı. Müzik sadece burada bir aksesuar ve bir hoşluktur diyoruz. Bir fayda hesabı yapıyoruz ve tarifedeki en alt basamaktan değerlendiriyoruz. En az parayı ödeyenler. Ama siz bir disco olduğunuzda, bir kulüp olduğunuzda sattığınız iki tane şey var. En temeli de müzik. Yani bir yere dans etmeye ve müzik için gidiliyor. Onu kaldırdığınız zaman orada hiçbir şekilde işletme çalışmaz. çalışmaz. Fakat siz o işletmede müzik dışında her şeye para veriyorsunuz. Her şeyi satın alıyorsunuz, servis ettiğiniz içeceği satın alıyorsunuz, yani elektrik parası ödüyorsunuz ama müziği en temel sizi ayakta tutan e, ürününüzü bedelsiz almaya çalışıyorsunuz. Kimse bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla neden o eserlerin sahipleri bu bedellerden ufak da olsa çok büyük paylar istenmiyor yani çok büyük lisanslama ücretleri yok çok cüzdi rakamlarla yıllık lisanslama ücreti ödüyorsunuz. Damlaya damlaya göl olur hesabı hareket ediyor zaten meslek kuruluşları da. Hı hı. Diyor ki yani tek bir sanatçı için şu kadar para isteneceğini birçok sanatçı ile ilgili bir lisanslama yapalım. Hepsine de bu paydan dağıtalım. Ama ne olacak? Binlerce insan hukuki bir zemin içinde damlaya damlaya oluşmuş bir şeyden o sanatçılar da faydalanacak. Hı, hı. Ee, tabii biraz önce anlattığım gibi her şeyde en temel unsur olan yerde Tabii ki en pahalısı olacak o tarife içinde. Dolayısıyla e, oteller aynı şekilde otellerin de lisanslanması gerekiyor. Alışveriş merkezleri, etkinliklerin lisanslanması gerekiyor. Sokakta verilmiş konserlerin ya da işte e, biletli çok büyük konserler düzenleniyor 3000 kişilik, 5000 kişi, 10 bin kişi. Bunların e, hatta belediyelerin de, belediyelerin verdiği halk konserleri ve etkinliklerinde. O, o da zaten tabii olması e, konseri ver. şimdi siz söyledikçe aslında ben o kadar evet. geniş kapsamlı düşünmemiştim. Evet. E, şimdi bakış açım genişliyor. Hı -hı. Belki bilmeyenlerin de aynı şekilde. Şimdi ilk önce aklımıza çünkü kafe, bar, restoran, tabii o tip temel, yerler geliyor. Temel yerler. Ama hani bir asansör, alışveriş mağazasında çalan ki çoğu alışveriş mağazası aslında artık kendi radyo e, sunu da kullanıyor yine şeyin içerisinde. Orada da ama müzik e, evet. e, yayını şimdi yaparak devam şöyle, ediyor. Şöyle biz zaten şunu takip ediyoruz. Şimdi çok çeşitli müzikler çalınabiliyor. Ee, ama biz burada bir hak sahipliği söz konusu. Yani biz gelip de ya sen müzik çalıyorsun kardeşim değil. Bizim müziğimizi bizim hak sahibi olduğumuz eseri mi çalıyorsun? <laughs> Fakat şöyle bir durum var. Tabii ki MESAM Türkiye'nin en büyük meslek birliği olduğu için... ...ve uluslararası sözleşmelerle de e, yabancı müziğin de hak sahipliğini tuttuğu için... <laughs> ...çaldığınız müziklerin onda dokuzu mutlaka... Bizim hak sahipliğimize gelecek Veya onda 8'i girecek. Veya onda 7'si girecek. Ama böyle bir oranla girecek. Evet. Çok dolayısıyla, bir oran. Dolayısıyla çalmama gibi bir şansınız yok. Mutlaka bu eseri kullanacaksınız. Müzik varsa Mesam'la ilgili mutlaka bir eser, bir şekilde es, koruduğu bir eser mutlaka yayınlanacak. Ama tabii bunu şöyle abartmıyoruz. Yani asansörde çaldınız, yok telefonda şey yaptınız, yok mağazanızda şu oldu diye bir şeyimiz yok. Şu anda biz daha çok bu işten para kazanılmasına bakıyoruz. Hı hı. Bizim eserimizin bizim hak sahibi olduğumuz eserin hak sahipliğini temsil ettiğimiz diyelim eserin e, mali olarak kullanılması bundan bir gelir elde edilmesi veya gelir elde edilmesine aracılık ettirilmesi Etmesin. bu noktada bir ihlal söz konusu olduğunda bunlarda hassasiyet gösteriyoruz ya da çok büyük işletmelerin işte alışveriş merkezlerinin birçok şeye inanılmaz paralar verirken orada kullandığı müzeye e, ve ...merkezini belki daha güzel göstermesi için kullandığı o müziğe bedel ödemekten kaçınıyor. Ve bu bir e, açıkça hukuk diliyle baktığımızda bir hakka bir tecavüz söz konusu burada. Hı hı. Yani e, tabii çok somut görülemediği için bizim e, ülkemizde bu. E, anlayamıyorlar insanlar niye böyle ama çok basit işte ilk verdiğim örnek yemeği yiyorum, parasını veriyorsun ama senin ruhunu besleyen e, eserin parasını vermiyorsun. vermiyorsun. Şimdi etkinliklerden de mesela bahsettiniz ya, evet. belediyeler dediğiniz yaptığı ki. etkinliklerde ya da belki sanatçılar verdikleri konusunda kendi e, ürettikleri eseri seslendirdiğini düşünelim. Şöyle, Tabii Ama araya başka, başka eserler de muhakkak değil, girecek. Çünkü giriyor. bir saat, iki saatlik e, ya da işte bir buçuk saatlik Tabii süre ki. içerisinde Tabii. kendi ürettiği eserle sadece yeterli olmayacak. Ama kendi ürettiği eser de olsa eser şimdi, olduğunda bir şey şimdi, gerek... Hayır şöyle bir durum söz konusu. Organizasyon şirketlerinin... Şimdi sanatçı ücret alırken sanatçı ücreti alıyor. Yani hı hı. kendine ait ücreti alıyor. Eserlerinde ise hak sahiplerine ve korunma yetkilerine, umuma yayılması yetkisini ise Mesam'a devretmiş. Dolayısıyla biz orada organizatöre şunu diyoruz. Bir etkinlik lisansı yapman gerekiyor ki aradaki eserlerin ve bunun umuma yayılmasıyla alakalı kısmın bedelini öde. Hı hı. Ee, o biraz çok e, teknik ve biraz karışık bir konu ama ee, dediğim gibi hem başka haklar var işin içinde hem de bunun umuma arzı söz konusu. Orada işler değişiyor. Umuma arz ettiğiniz zaman orada organizasyon şirketinin veya mekan sahibinin o etkinlik lisansını yapması gerekiyor. Hı hı. Belediyeler demişken onu da söyleyeyim. Aydın belediyeleriyle bugün görüştük. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Efeler Belediyesi ile görüştük. Ee, bir iki belediyeyle daha da görüştük. Hepsi çok saygılılar bu konuda. Ve e, sanatçıların bu andaki telif haklarının korunması hususunda çok hassas davranıyorlar. E, tüm görüştüğümüz belediyeler, aydın içindeki belediyelerin hepsi bu konuda en kısa zamanda yol alacaklarını e, bize söylediler. Hı hı. E, bu da bizim çok mutlu etti. Çünkü bir ilde öncelikle kamu kurumlarının hassasiyet göstermesi gerekiyor bu yasal zorunluluğa. Ee, zaten İstanbul, İzmir gibi Antalya gibi büyükşehir belediyeleri de bu konuda bu sözleşmeleri yapıyor. Ee, zaten bütün televizyonlar aynı şekilde bunlara saygılar. YouTube, Spotify, e, Türksel, Vodafone bunların hepsi bu sözleşmeleri yapıyor. Ee, belediyeler de Aydın'da etkinlik konusunda e, mesamla lisanslama konusunda anlaşacaklar. Ee, kendi beyanları bu yönde. Bizi mutlu etti tabii bu. Böyle duyarlı olması mutlu etti. Bunun kıymetini bilmesi aydının hoşumuza gitti. Evet, Resmi ee, kurumların zaten evet, ciddiyetle olaya bakması, o bakması gerekiyor. daha aşağıya evet. doğru indiğinde vatandaşın <laughs> da aslında dikkatini çekecektir zaten, Tabii. zaten ya da işletme sahiplerinin. E, yurt dışında bunun uygulaması şöyle, yurt dışında da meslek birlikleri var. E, o meslek birliklerinde <laughs> mesela iş yer açacağınız zaman zaten belediye ruhsat aşamasında sizden bu belgeleri istiyor. Evet. Böylece de bizim Mesela Türkiye'de böyle bir şey olsa biz şu anda bu konuyla uğraşmıyor olacaktık. Çünkü böyle herkes şey. lisanslı olacaktı. Var mı? Evet bununla ilgili Olabilir bir ara mi? bir çalışma yapıldı. Mecliste getirilmek üzereyken tekrar rafa kaldırıldı. Bu şekilde Hı. kaldı. Öyle olduğunda aslında sizin de dediğiniz gibi birçok işi de kolaylaştırmış Tabii olacak. Tabii ki. Yani Türkiye şu anda telif toplama konusunda çok gerilerde. Yani şöyle söyleyeyim Yunanistan bizden çok daha küçük bir ülke olmasına rağmen Yunanistan'da toplanan telif Türkiye'dekinin beş katı. Hmm. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda hani Almanya'yı falan söylemiyorum çünkü Almanya yılda bir buçuk milyar Euro kadar bir telif topluyor ee, inanılmaz bir şey var tabi bunlar çok küçük küçük toplanan paralar aslında hani doğru yerlerden küçük küçük hakları topladığınızda ciddi bir bütün yapıyor ve bu da o Eserin sahipleri için de bir yaşam şekli oluyor. Çünkü bunların işi bu. Adam işte ne bileyim bakkalda çalışmıyor. Adam gidip işte başka bir iş yapmıyor. Adam sanatçılık yapıyor. Eser üretiyor ve devam etmesi lazım. Bundan sonraki kuşaklara bırakması lazım. Eğer siz buna destek olmazsanız, eğer siz bunu yaşatmazsanız insanlar bunları yapmayacaklar. Yapmadıkları zaman da işte o zaman televizyonda siz çalamayacaksınız. İnsanlar dinleyemeyecek. ...ve yavaş yavaş körelecek bir kültür Şimdi, kalmayacak televizyonda ortada. Televizyonda kontrol etme e, etmek daha kolay gibi yani evet. karşıdan bakıldığında öyle görünüyor. E, sosyal medya biraz daha ebi derya hmm. e, orada o denetlemeyi gerçekleştirebiliyor muyuz orada, yeteri kadar? Tabii ki orada şöyle yapıyoruz zaten bunun sorumlusu o sosyal medyayı yöneten kuru şirket. Hmm. Yani YouTube'sa YouTube, YouTube geliyor zaten bunlar bu kanunu ve kuralları bildiği için... ...hemen geliyor masaya oturuyor sözleşmesini yapıyor... ...bu bildirimleri yapıyor. YouTube'un zaten kaldırmasının sebebi... ...meslek birlikleriyle yapmış olduğu bu sözleşmelerden, takiplerden evet. kaynaklanıyor. O telif kanununa, telifle ilgili hususlara çok riayet etmesi lazım. Çok ciddi tazminatlara mahkum ediyor. Çünkü ticari alan büyüdükçe tazminat rakamları da büyüyor. Siz YouTube'a böyle bizimdeki hani biraz önce söylediğim... 3 katı telif bedeli gibi bakılmıyor. O bir mekanik yani sahadaki lisanslama, işletmeler için konulmuş bir şey. Onun dışındaki e, tespit... ...bir bilir kişi tarafından yayının izlenme sayısı, reklam gelirleri, yaygınlığı bununla değerlendiriliyor. Şöyle söyleyebilirim, bizim geçen bir kanalla davamız olacaktı, hı hı. suhle sonuçlandırdık. Bir müvekkilimizin, sanatçı bir müvekkilimizin 15 saniye bir müziği ünlü bir programın içinde, bir yarışmanın içinde kullanılmış. Biz de kendilerini gördük bunu, hemen ihtarname gönderdik. Tabii ki dediler hata yaptık özür dileriz bedelini ödemeye hazırız ve çok ciddi bir bedel ödendi hı hı. E, davalı olmadan sulh olarak çözebildik. E, şimdi bunun e, bilenler açısından sonuçlarını da bildikleri için e, kısa zamanda düzeltip sulh oluyorlar. Hı hı. Ama sahada bunu yaşayamıyoruz yani işletmeler bir türlü anlayamıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor sonra biz de gidiyoruz savcılıkla hakkımızı korumaya çalışıyoruz o zaman ve, da çok Tabii çok ciddi yaptırımlara ve yargılamalara. Yani de tabi çok yoran. Çok, yoruyor, çok yoruyor. Bu arada bir telefon numaramı telefonumuz varmış hatta. Ben onu da almak isterim. Murat Şenyurt. merhabalar bizi duyabiliyor musunuz? Merhabalar Ayşegül Hanım. Merhaba Yayınlarım. hoş geldiniz. Ayşe, Teşekkürler sağ olun. Ayşegül Hanım Güran'ın takip ediyoruz. Benim avukat Bey'e bir sorum olacak Zafer Bey'e. Buyurun. Şimdi düğünlerde sürekli orkestra dediğimiz e, sanatçılar e, aslında kendileri bir e, şeylerini seslendirmiyorlar. E, sürekli kayıttan bir şeyler çalarak düğün yapıyorlar. Neyi? Yani aslında düğünler e, birbirinin kopya ve yapıştır aynısı. Hatta iki düğün salonu yan yanaysa aynı anda e, iki salondan da aynı müziği duyabiliyorsunuz. Hı hı. E, bu e, düğünlerde e, Orkestranın çaldığı eserlerin e, telifi var mıdır? E, bununla ilgili çalışmaları var mı? Tamam. E, bunu da esnemesi diye Soruyorum ben. Erik Dalı çalınmazsa e, düğünde nikah düşer mi? Yani <laughs> artık e, yeni e, eserler üretilmiyor ülkemizde. Yeni Türk saat müziği, yeni Türk halk müziği üretilmiyor. E, popüler olan bir şeyin peşine takılır. E, artık bıktırana kadar e, biz bunun peşine takılıyoruz. E, bu meslek kuruluşlarının Türkiye'de Yeni telifli eserler üretilmesine de katkısı olacak mı? Böyle çalışmaları da var mı? Teşvikleri var evet. mı? Yani yeni evet. eserler kazandırılması, telifli eserler kazandırılması yönünde de çalışmaları var mı? Ee, sadece Peki. üretilmiş eserlerin telifinin peşindeler mi? Yoksa e, sisteme yeni eserler de satılmasıyla ilgili... E, destekleyici çalışmaları olur mu ben bunu öğrenmek evet, istiyorum. Evet çok teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. biz. Ben teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Diyoruz. Teşekkürler. Şimdi aslında çok güzel bir soru sordu. Siz bir bazı yerlerde belki duymakta sıkıntı çekmiş evet. olabilirsiniz. Ee, bu meslek kuruluşu evet kazandırılmış eserleri koruyor. Peki yeni eserler kazandırılmasına katkı sağlayacak bir çalışma yapıyor evet. mu ya da yapacak mı? Çünkü biz e, üretmiyoruz. E, meşhur olan, tutan şarkı olur, kitap olur, fikir olur. Biz bunu alıp e, götürüyoruz bıktırana kadar dedi. Yeni eserlerin üretilmesine evet. katkı sağlanacak mı mesela? Çok dedi? çok güzel bir noktaya değinmiş. Biraz önce de anlatmaya çalıştığım şey aslında şuydu. Tabii mesela siz gidip eserleriniz varsa e, ...gidip bunları tescil ettirip, onları da koruma altına aldırıp... ...aynı şekilde de bu eserlerin kullanımdan kaynaklanan telif ücretlerine paylaşabiliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla bir işin devam edebilmesi için ekonomik yapısının iyi olması gerekiyor. Yani siz ne kadar eserleri oluşturmak için teşvik ederseniz edin... E, ...yeni sanatçıları yetiştirmek için okullar bile açsanız sonuçta mali bir kaynağa dayanıyor. O okuldan mezun olan arkadaşımızın konservatuarda birçok sanatçı arkadaşımız var konservatuarlardan mezun olan, müzik okullarından mezun olan arkadaşlarımızın hayatlarını bununla devam ettirmeleri gerekiyor ki yeni eserler üretebilsinler. Dolayısıyla biz burada hani bir üniversite açmıyoruz veya işte bir kurs düzenlemiyoruz ama o okullardan, o veya işte yeteneği olan, buna vakit harcayan, bununla hayatını idame ettirmek isteyen veya buna bu yola çıkmış olan insanların ...bir şekilde desteklenmesi lazım, hı hı. onların bir gelir elde etmesi lazım. Ki yeni Tabii ki. yeni fikirler, eserler evet, yeni üretebilsin. Yeni eserler üretebilsin, yoksa ne olacak? Gidecek işte, ya ben bir muhasebe bürosunda çalışayım... ...işte gideyim şunu yapayım, bunu yapayım, aslında çok iyi bir gitarist... ...çok iyi bir besteci, çok iyi bir söz yazarı olabilecek bir insan... ...çok daha farklı bir yerde geçimini kazanmak için çalışıp... ...bunları bırakmak zorunda evet. kalacak gerçekten yetenekli olan insanlar zaten orada yükselecekleri ve bunun da karşılık yükselmelerine karşılık da bir bedel alabilecekleri için bu sürdürülebilir olacak. Hı, hı. Bir sorusu evet. daha vardı Tabii bu ki. arada Mustafa Bey'in orkestralarla ilgili bir Hı -hı. soru sordu. Şimdi orada da başkalarının tüm eserleri sürekli çalınıyor. Evet. Hatta yan yana düğün salonlarında da biri başlıyor biri bitmeye devam ediyor. Evet. Ve onlar telif hakkı ödemeyecekler mi? Şimdi şöyle evet. etkinlik olarak zaten telif hakkı ödenmek zorunda. Veya müzikle ilgili sunumların hepsinde ödenmesi lazım. Tabii bunları tek tek tespit edemediğimiz için... Bunun için şöyle bir uygulama getirmişler. İşletmenin <laughs> niteliğine göre bir tarife oluşturulmuş. Bu tarife de yıllık olarak lisansınızı aldığınızda, sözleşmenizi mesamla imzaladığınızda, dolayısıyla hak sahipliği e, izinlerini almış kabul ediliyorsunuz. Tüm eserlerin izinlerini almış kabul ediyorsunuz. Mesamın e, portföyünde olan tüm eserler için izinli oluyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla istediğiniz gibi çalıyorsunuz, söyletiyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz. E, mesamdan hak sahipliği sınırları dahilinde tabii ki bu. E, dolayısıyla e, onların da bunu uygulaması lazım. Biz işte buna çalışıyoruz zaten. Biz sahada gidip bu işletmelere tek tek bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki günün sonunda tüm o arkadaşlar maalesef ki bir adli sürecin e, sonucunda karşılaşacaklar. Evet. Eğer böyle devam ederlerse. İşin kötü tarafı şu. Hani siz bir kere bir adli sürece girdiniz bugün geldim sizin işletmenize. Haksız yere bir müzik çaldığınızı tespit ettim. Bu tespitle ilgili de savcılıkta işlemlerinizi başlattım. Üç gün sonra yine gelebilirim. Çünkü siz devam ediyorsunuz. Evet. Yani bitirmeniz lazım o zaman. Ya sözleşme imzalayacaksınız ya müzik çalmayacaksınız. Siz o suçu işledikten sonra hala devam ediyorsanız 3 gün sonra, 4 gün sonra, beş gün sonra da tekrar geldiğimde onu gördüğümde tabii ben gelmekten kastettiğim şu ben gelip çay içmeye gelmeyeceğim. Hukuki olarak başvuruyorum. Savcılık, polis ve bilir kişiyle işletmeye geliyorum. Bu işletmede geldiğim anda bir müzik çalıyorsa bu müziği tutarak altına alıyorum. Benim temsil ettiğim meslek birliğinin hak sahipliği varsa bu çalınan müzikte de o zaman bununla ilgili de e, yasanın emrettiği işlemler yapılıyor. Evet. Hem tazminat hem ceza. Şimdi aslında burada <laughs> tabii doğru bilgilendirmek çok önemli. Ben özellikle e, sanat, sanatçının eserlerini evet. koruyan e, kişilerin nezaketli davranışı bir kere çok hoşuma evet. gitti. E, yani e, üretilen fikir, e, düşünce, e, eser, beste, hı hı. E, şarkı ee, Eğer siz sanatla ilgili bir şeyleri koruyorsanız, e, o parmak sallayan yaptırımcılardan değil, evet. böyle bir yol çizmişsiniz. Tabii ki. Yani sizin anlattığınız kadarıyla doğru. anladığım kadarıyla benim çok hoşuma gitti. Evet. Öncelikle uyarmak, farkındalık yaratmak, bilgilendirmek dediğiniz gibi, evet herkes kanunları bilmeli ama ne yazık ki vatandaş Tabii. yeteri kadar bazı şeyleri bilmiyor. Hatta birçok şeyi, yani bizler de birçok şeyin içerisinde olmamıza rağmen, böyle uzun sohbetlerin arasında aslında çok detaylarını doğru, çok, öğreniyoruz. Çok çok şey yapılmamış. kamuoyuna duyurulmamış bir konu. Hı hı. Yani sanatçılar sürekli şunu söylemiş. Ya haksız yere bizim eserlerimiz kullanıyor. İşte biz işte en büyük örneği Kemal Sunal hikayesi vardır. Yani filmleri sürekli televizyonda dönüyor. Geçen oğlunun açıklaması var. Biz beş kuruş bundan para almıyoruz. ya zamanında hukuki zeminler içinde oturtulmamış, hak sahiplikleri satılmış olduğu için, devredilmiş olduğu için bugün bir gelir kapısı olmuyor. Ama bu düzenli bir şekilde yapılırsa o zaman bu ciddi anlamda bir gelir oluşturacak sanatçılar için. Sağda ailesi e, hak sahibi olamıyor mu? E, Olamaz Çok detay mı? devretmişler sanırım. Çok detayını He. bilmiyorum ama basında benim de takip ettim. Ben de basından takip ettim sadece. Ama bununla ilgili bir e, yakın yakınmaları vardı. Hı, hı. E, Eser tescil edilmediği zaman zaten korunamıyor, ispatlayamıyorsunuz çünkü eserin size ait olduğunu. Siz bunu MESAM'a götürdüğünüzde yani mahkemelerde şunu yapıyor. Biz bir eserle ilgili dava açtığımızda hak sahipliği belgesini istiyor MESAM'da. MESAM'da diyor ki evet bu benim kayıtlarımda olan hak sahipliği bana devredilmiş olan bir eserdir. Yabancı eserlerde de aynı şey geçerli. Yabancı eserlerde de Amerika'daki meslek birliği, Almanya'daki meslek birliği MESAM'a bu yetkilerini vermiş. Biz de aynı şekilde MESAM olarak da Avrupa'da yani gidip Almanya'da da MESAM'ın bir eserini siz icra ederseniz veya işte kullanırsanız Almanya'daki meslek birliği müdahale ediyor. Peki, Biraz önce örnek çalan verdiğim yabancı gibi. Yabancı müzikler? Tabii ki. MESAM korumasını. Evet MESAM lisansını. Çünkü 100 ülkenin meslek birliğiyle MESAM arasında bir sözleşme yapılmış. Uluslararası bir sözleşme gerçekleşmiş. Biz onların haklarını koruyoruz. Onlar bizimkileri koruyorlar. Dolayısıyla burada ellerinden telif ücretleri de o sanatçılara ödeniyor. Hı hı. Yurt dışındaki sanatçılara. Biraz önce örnek vermişti. Antalya'da Jennifer Lopez geldi. Konser sırasında e, telif ücretlerini ödediler. Ödediler. Ya ödediler mi bilmiyorum. Ödüyorlardı. sözleşme imzaladılar. <laughs> Şimdi noktalamamıza da çok evet. az kaldı. Bir iki dakikamız Sağ var. Ol. Veda edeceğiz. Birçok başlığa değindik. Aslında bilgilendik. Ben evet. de öyle bilgilendim. Çok güzel, Teşekkür çok ediyorum. Sevindim. Ağzınıza sağlık. E, yapılması gerekenler aslında siz anlatırken hep yapılması gerekenler de altında bir bir çıktı. Evet. Çok da böyle üzerine hani bunlar bunlar yapılmalı diye sıralamasak da neler yapılması gerektiği evet. gayet açık. Bunun daha net bir zemine oturtulup yine belki belediyelerin devrede olup o ruhsatlar zaten müzik işletme işletme açma ruhsatı gibi birçok şeyin içine yasal çerçeveye konulduğunda evet. iş çok daha hızlı tıkır tıkır rayında yürüyecek. Mutlaka. Ne işletme sahiplerini zor durumda bırakacak ne de hak sahiplerini zor evet. durumda bırakacak. Doğru. Şimdi noktalarken işletme sahipleri bilmeyenler varsa aslında burada yeni şeyler öğrendiler. Evet. Belki de biraz üzülmüş de olabilirler bilmiyorum <laughs> ama... Üzülmesinler, kötü bir yere gitmiyor ödemeleri. Yani evet. yapmış oldukları bu ödemeler daha güzel eserler çalabilmeleri için yaptıkları bir ödeme. Evet. Çünkü o ödemeyi yaptıkları sürece onlara da daha güzel eserler, daha iyi müzikler, daha fazla sanatçı... Böyle bir kapı açılacak. Aslında evet. hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepimiz birbirimize aynı oranda emeğimize saygılı olmalıyız ki... O emeği yapan insanlar da mesleklerini icra edebilsinler. Evet kesinlikle. Bunu yapmadığımız zaman o döngü kırılacak. Herkes sonunda zarar görecek. Evet. evet. Zannediyorum ki sizi şimdi ekranda gördüler ama e, herhangi bir gün belki de yarın evet. e, karşılarında da görme ihtimalleri Görme ihtimali Ama biz tabii önce arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Böyle bir bilgilendirme e, broşürümüz var. Bu broşürleri e, arkadaşlarımız veriyor. Bunun içinde neyin ne olduğunu da anlatıyoruz. Hem de sözlü olarak anlatıyoruz. Davet ediyoruz. Biz İzmir'de bulunan bir hukuk bürosuyuz ama bütün bu bölge bizim sorumluluğumuz altında. İsterlerse internetten de telefon numaramızı alabilirler Perla Hukuk Bürosu olarak. Hı hı. Bize ulaşırlarsa biz de onlara en uygun şartlarda bu işin çözümü için yardımcı olacağız. Evet. Zaten lisans ödemelerinde ekonomik şartları da göz önüne alarak taksitli bir şekilde sağlıyor meslek birliği. Hı hı. Çok da onlara yük olmayacak bi şekilde sokmak istiyoruz. Hele ki ödenilecek e, cezalar karşısında Tabii. zannediyorum evet, ki evet. hiçbir şey hiçbir şey yani, diye çok. Düşünüyorum. yani onda birine falan tekabül ediyor. Sonuçta yıl yani bir iki sene sonra karşılaşıyor bununla. O yüzden hani zaten olması gereken bir şeyi yapmalarını istiyoruz onlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica biz, biz ayrılan sürenin sonuna çok geldik. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Yeni şeyler öğrendik. Öğretmişizdir ve İnşallah. ümit ediyorum ki bir birilerine bir yerden bir faydamız evet. dokunacaktır. Sağ olun. Ee, sizin programınız buradan sonra da daha devam, evet, devam Bugün edecek. Bugün koşuşturmadasınız. Bugün aydındayız. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum çok tekrar. Teşekkür çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler telif hakkı dedik, uzun uzun konuştuk aslında. Nasıl doğdu, e, meslek birliği kuruluşu nasıl doğdu? Telif hakkı derken neyi kastediyoruz? Nasıl koruyoruz bu hakları? E, nada ya da nasıl korumalıyız? Tüm detaylarını anlattı bize avukat Zafer Kaya. Evet programı noktalamanın vakti geldi efendim. Yarın görüşebilmek umuduyla hoşçakalın, iyi akşamlar.